dr.behram YouTube kanalından herkese merhabalar. Çok merak edilen bir konu. Hocam bebeğimde gelişme geriliği var. Ben beslenmeme çok dikkat ediyorum. Suyumu ihmal etmiyorum. Ama benim bebeğimde neden gelişme geriliği var? Sevgili anne adayları, bebeklerin gelişimi ilk 16 haftaya kadar farklıdır. 16-32. Haftada farklıdır. 32. haftada doğuma kadar olan dönemi farklıdır. Özellikle 32. haftadan sonra bebeklerin glikojen depoları ve yağ depoları dolmaya başlar. Yani asıl bebekler en fazla kiloyu 32 ile 34. haftalar arasında alır. Ve bu 32 ile 34. haftalar arasında haftada ortalama 250 gram alır. İşte bu dönemdeki sizin beslenmeniz bebeğin kilo alımına etkili olur. Ama önceki işte ben her şeyi yiyorum, bebeğim zayıf kalmasın diye cevizimi de ihmal etmiyorum, bir kuş sütü eksik soframızda diyorsunuz, bebek neden kilo almıyor diyorsunuz ama asıl sizin beslenmenizle alakalı olan yer 32. haftadan sonra. Özellikle de 32 ile 34. haftalar arasında. O dönemde proteinden zengin, karbonhidrattan fakir besleneceksiniz. Ve o dönemdeki karbonhidratı da kaliteli karbonhidratlardan alacaksınız. Bunu bütün hayatınız boyunca yapmalısınız. Proteinden zengin beslenmelisiniz, karbonhidrattan fakir beslenmelisiniz. Aldığınız karbonhidratı da kaliteli karbonhidratlardan almalısınız ki kaliteli karbonhidratlardan da kastım meyve, sebze, badem, ceviz, fındık, bu gibi kuru yemişlerden, fıstıktan vesaire. Konumuz beslenme olmadığı için buraya ayrıntıya girmiyorum. Şimdi bebekte erken dönemde gelişme geriliği görülürse bunun altında genetik hastalıklar olabilir, enfeksiyonlar olabilir. O yüzden detaylı bir araştırılması gerekiyor. Ama işte benim bebeğim iyi bir haftaya kadar geldi, belirli bir haftaya kadar geldi ve bundan sonra kilo alımı azaldıysa işte biz orada plasental yetmezlik diyoruz. Plasental yetmezlik dediğimiz işte plasentanın yani bebeğin eşinin bebeği iyi besleyememesinden kaynaklı bebekte kilo alımında geri kalma olarak biz kabul ediyoruz. Biz işte o zaman detaylı araştırmaya başlıyoruz. İşte bebeğin eşine plasentaya bakıyoruz. Bebeği besleyen damarlara bakıyoruz. O Doppler dediğimiz kan akışına bakıyoruz. Beyne giden damarların kan akışına bakıyoruz. İşte bebeğin karaciğerine giden damarlarına bakıyoruz vesaire vesaire. Ve ona göre bebeğin NST'sine göre, bebeğin hareketlerine göre, bebeğin suyuna göre, biz buna göre doğum kararı alıp buna göre gebeliği takip ediyoruz. Yani şöyle bir şey kesinlikle ama kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Benim bebeğimde gelişme geriliği var, benim bebeğim kilo almıyor, ben hemen doğurmalıyım. Böyle bir şey doğru değil, kesinlikle doğru değil, kesinlikle doğru değil. Dediğim gibi bebeğin suyu, bebeğin hareketleri, NST'si, kan akışı, Doppler dediğimiz işte beyne giden kan akışı, bunların hepsine bakıp ve ona göre biz doğum haftasına karar veriyoruz. Suyuna bakıyoruz, suyuna bakıp değerlendiriyoruz, ona göre doğum kararı veriyoruz. Çünkü bebeğin anne karnında uygun şartlarda bir gün fazla kalması akciğer gelişimini, beyin gelişimini olumlu olarak etkiliyor ve hayatı boyunca bebeğin akciğer enfeksiyonu, solunum sıkıntısı ya da beyindeki nörolojik problemleri pozitif olarak anne karnında kalabildiği kadar bize fayda sağlıyor. O yüzden hemen doğumu düşünmüyoruz. Burası çok çok önemli. Hemen doğuma işte küvezde kilo alır. Çok yanlış. Şartlara ve koşullara göre doğum haftasına karar veriyoruz. Benim aklıma gelenler bu kadar. Bebek yani şu olmasın işte yiyorum içiyorum çok kilo alıyorum ama bebek kilo almıyor. Çok yanlış bir şey. Sakın öyle bir şey yapmayın. Sizin ortalama olarak kilonuzu ortalama kabul edersek ayda işte 1 kilo 1,5 kilo olarak almanız gerekiyor.
Özellikle işte ben çok kilo alayım da bebek de kilo alsın, bu yanlış bir düşünce. Kesinlikle böyle bir düşünceye girmeyin, böyle bir şey yapmayın. Çünkü çok kilo alırsanız gebelikte bu sefer çok kilo almanın getirmiş olduğu problemlerle karşı karşıya kalıyoruz. Merak edilen soruları videonun altına yazabilirsiniz. Elimden geldiğince sizler için cevaplamaya devam edeceğim. Bir de sizlerden ricam, YouTube kanalıma abone olursanız, videomu da eğer beğenirseniz, yani beğenirseniz derken hani içeriği beğenirseniz, bir de like tuşuna basarsanız mutlu olurum. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere.